Sivas'ın meşhur Kangal köpeklerinin namını tüm dünya biliyor. Kanal 7 Haber ekibinden Hande Nur Tezer ve Muhammed Ersöz Sivas'a gitti. Anadolu Aslanı olarak bilinen Kangal köpeklerinin yetiştirildiği çiftliği görüntüledi. Kurt boğan, ayı boğan ya da bozkır aslanı. Bunlar Anadolu'da Kangal köpeğine verilen diğer isimler. Anadolu'da bir aslandır yani Kangal köpeği. Güçlüdür, çevik bir hayvandır, zekalıdır. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alan Kangal köpekleri, dünya çapında cesaret ve güçleriyle tanınan Türkiye'ye has bir ırk. Ancak bu köpeklere sahip olabilmek o kadar da kolay değil. Biz de Sivas'ta Kangal köpeklerinin yetiştirildiği bir çiftlikteyiz şu anda ve bu köpeklere sahip olabilmek için yüzlerce kişi sırada bekliyor. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Kilometrelerce uzaktan Kangal sahiplenmek için kalkıp gelenler var yani. Tabii. Almanya'dan, Amerika'dan, Avrupa'nın her tarafından geliyorlar. Kangal köpeklerinin meraklısı çok. Dünyanın her yerinde biliniyor. Sadece Avrupa'dan değil, vahşi ve yırtıcı hayvan yetiştiriciliğinin son zamanlarda yaygınlaştığı Arap ülkelerinden de talep var. Bu hayvanlar fazla sıcağı sevmiyorlar yani. Fazla sıcağı sevmedikleri için de o tarafa fazla gönderim olmuyor. Şu anda kucağımda çiftliğin yeni üyesi var. Henüz 15 günlük. Annesi de yanımızda hemen tellerin ardında. Şu an çiftliğin yeni üyesi 500 gram ağırlığında yaklaşık. Büyüdüğünde bir yaşına geldiğinde o da 70-80 kilogram ağırlığına ulaşacak. Hepsi rezervelidir. Sahiplerini biraz daha anne sütü emdikten sonra sahiplerine kavuşacaklar. Yavru kangallar büyükleri gibi heybetli değil. Ancak o güce ulaşmaları çok zaman almıyor. Daha doğmadan sıraya giren sahipleri 2000-2500 lira ödüyor. Çiftlik sahibi Ümit Taşdelen 15 yıldır bu işi yapıyor. Kangal köpekleri onun için sadece gelir kapısı değil, bir sevda. Çocukluğumdan gelen bir hevestir. 15 yıldır bunlarla yaşıyorum, bunlarla zamanımı geçiriyorum. Taşdelen çiftlikte bulunan onlarca köpekle tek tek ilgileniyor. Gözü gibi baktığı kangallardan 10 tanesi de şimdi İstanbul'da. Yavrular polis tarafından kullanılmak üzere eğitiliyor. İstanbul Emniyeti kısa bir süre önce toplumsal olaylara karşı Sivas kangallarını kullanmak